Düşünün ki açılmasıyla birlikte İstanbul'un en güzide okulların arasına girip birçok öğrenciyi en iyi üniversitelere yerleştirsin. Ve bunun yanında yabancı dil, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif alanlarda verdiği eğitimle birçok başarıya imza atsın. İşte okulun kapısında duruyorum. Sizlere sevgili okulumuz Burak Baran'ın Lisesi'nin öyküsünü anlatacağız. Burak Baran'ın Lisesi diğer liselere benzemez. Çünkü her bir taşında bir gözyaşı ve sevgi vardır. Okulumuzun kurulmasına vesile olan sevgili Burak Bora'yı tanıyalım. 1969 senesinde Ankara Çankaya Hastanesi'nde 25 Aralık Perşembe günü doğan Burak Bora ailesini çok mutlu etmiş, her yeni doğan çocuk gibi kaderin ona ne gibi oyunlar oynayacağından habersiz bir şekilde etrafına gülücükler saçmıştır. Oğlum Burak Bora'yı 25 Aralık 1969 tarihinde Ankara'da soğuk bir kış gününde dünyaya geldi. Evet, tabii ki bu bizim en sevinçli günümüzdü. Sevgi çemberi içinde büyüyen Burak Bora, dedesi ve anneannesinin biricik torunu olmuştu. Dedesi her an onunla beraber olabilmek için emekli olmuş, anneannesi İstanbul'dan Ankara'ya göç etmişti. Ülkü ve Gürbüz Bora, sevgi dolu evlerinde çok mutlu, oğullarına daha iyi bir yaşam oluşturmak için olağanca güçleriyle çalışıyor ve gelecek için istikbali umutla bakıyorlardı. Ben Burak'ın yeğeniyim. Aramızda 6 yaş olmasına rağmen çok iyi anlaşırdık. Kişiliği çok gelişmişti, çok parlaktı. Benle benim arkadaşlarımla çok iyi geçinirdi. Biz bir kardeş gibiydik. Ben 6 yaşındayken hiç unutmuyorum, Burak'ın ilk yaş gününü kutluyorduk. Tabii o zaman babamın da yaş günüydü. İlk defa ikisi birbiriyle pasta kesildi. Bütün aile bir araya geldi. Çok neşeliydi herkes. ...1971 senesinde İstanbul'a göç eden Bora ailesi, Burak Bora'ya iyi bir yaşam oluşturmak için var gücüyle çalışıyor, gelecek için istikbale umutla bakıyordu. Ben çalışan bir anneyim, kendim seramikçiyim. Ankara'da seramikle uğraşıyordum. Sonra İstanbul'a göç ettik. Burak 2 yaşındaydı. İstanbul'da Kartal'da oturmaya başladık. Çünkü ben Kartal'da kendimize iş yeri kurmuştuk. Ülkü Seramik Fabrikası adıyla bir iş yeri kurmuştuk. Onun için Kartal'da oturuyorduk. Burak 2 yaşındayken İstanbul'a göç eden Bora ailesi konuşmaya başlayan ve arkadaş özlemi çeken Burak Bora'yı Eczacıbaşı Anaokulu'na verdiler. Anaokulunun orada yeşerttiği arkadaş sevgisi onun yaşamında hep devam etti. Eczacıbaşı Anaokulu vardı. Burak'ı anaokuluna yazdırdım. Orada 2 sene anaokulunda okudu. Gene yaş günleri orada kutlandı. İlkokula Merkez Vedat Eczacıbaşı İlkokulu'nda 1975-76 öğretim yılında başladı. Okulunu ve derslerini çok seven, arkadaşlarını da derslerinden daha çok seven bir öğrenciydi.
İlkokula da orada devam etti. Merkez Vedat Eczacıbaşı İlkokulu'nda. Fakat ben Burak'ı ilk okula götürdüğü gün elinden tuttum ve dedim ki oğlum ben okula fazla gelemem. Gelmek de istemiyorum. Kendi sorunlarını kendin çözeceksin. ve arkadaşlarınla iyi geçineceksin diye tembih ettim ve okula götürüp bıraktım. Diğer bir tutkusu ise çocukluğundan beri biriktirip koleksiyonunu yaptığı küçük askerleriydi. Fakat ne yazık ki bizlere ve arkadaşlarına sonsuz mutluluk ve gurur veren bu güzel yaşam çok kısa. Lise hayatının birinci sınıfına kadar sürdü. Dışarıya gittiğim zaman ona oyuncaklar getirirdim. Fakat hiçbirinden oynamaz. Hep küçücük askerlerle oynardı ve benden küçük asker isterdi. Yurt dışına gittiğim zaman o kadar çok askeri vardı ki anlatamam. Oturur onları dizer ve savaşçılık oynardı. Vefat ettikten sonra ben bunları ne yapacağımı şaşırdım. Atamıyorum, bir şey yapamıyorum, bir üzüntü duyuyorum, bir şey yapmak istiyorum. Ve ne oldu biliyor musunuz? Burdur'da Hava Eğitim Taburu'na gitti ve oranın demirbaşına geçti. Orada sergileniyor. 5 yıllık ilköğretim devresi çok çalışarak ve hep en başarılı öğrenci olarak geçti. Ortaokula başlamak için girdiği sınavlarda St. Joseph Lisesi'ni imtihanla kazanarak St. Joseph Hazırlık 1'e başladı. Artık çocukluk çağı bitmiş, parlak ve başarılı bir geleceği hak edebilmek için ilk adımlarını atmıştı. Bora ailesi çok ümitliydi. Ülkü ve Gürbüz Bora çifti Burak Bora'nın istikbaline güvenle bakıyor ve Burak Bora için çok çalışarak St. Joseph Lisesi'nden mezun olmasını bekliyorlardı. Burak Bora bunun bilincinde olduğu için ailesini hiç üzmeden 2 sene hazırlık ve 3 sene orta öğretim yılını başarıyla tamamladı. Merkez Vedat Eczacıbaşı İlkokulu'nu bitirdi. İmtihanlara girdi. St. Joseph'i kazandı. Ve St. Joseph'e gitmeye başladı. O sırada ben Bostancı'ya taşındık. Okulda olduğu kadar aile çevresinde de neşesi, sevecenliği, esprisiyle daima kendini kabul ettirmiş bir kişiliğe sahipti. Bu nitelikleri St. Joseph Lisesi'nde devam eden lise hayatında da ona lider olma vasfı kazandırmış, arkadaşları arasında daima aranan ve sevilen bir kişi olmuştur. Tutkuları arasında dünya tarihi ve spor başta gelir. Özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü'ne olan aşırı sevgisiyle tanınırdı. Okulda sık sık basket ve futbol maçları yaparlar ve bu maçlarda kendisi daima kaleci olur ve Schumacher'e benzemeye özenirdi. Şimdi pas Almeida'dan. Olcay koştu. Olcay ceza sahası içinde. Olcay sıyrıldı. Olcay ve gol! Beşiktaş 1-0 önde. Şimdi Caner savunmanın arkasına doğru. Musa sol. Sol açıdan. Sol vuruyor. Dönen top ve topu alanda. Burak Fenerbahçeli, koyu bir Fenerbahçeliydi. Bütün maçlarını kaçırmazdı, giderdi. Ve evde bir yıl Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait şeyler vardı. Hatta babasıyla ikisi Fenerbahçeliydiler. Okul yapılırken eşim Gürbüz dedi ki Ülkü okulun renklerini sarı lacivert yapalım. Burak çok mutlu olur dedi. Ve sarı lacivert yaptık. Hatta okula Fenerbahçe kulübünün komple Fenerbahçe kulübü ziyarete geldi. Güven Sazak'la birlikte, Başkan Güven Sazak'la birlikte ziyarete geldiler. Onlarla birlikte yemekler yedik. Onları orada ağırladık. Burak mutlaka haberdardır. Eminim
Herhalde mutlu olmuştur. Burak Bora'nın aramızdan ayrılışını annesi Ülkü Bora'dan dinleyelim. Çok sevdiği iki arkadaşı vardı. Onlar bizim eve gelmişler. Ben de başka bir yerde ziyaretteydim. Burak onlarla birlikte oturmuş ve onu geçirmek için tren istasyonu, bizim ev tren istasyonunun arkasındaydı zaten. Geçirmek için tren istasyonuna gitmiş ve arkadaşımı bir daha öpeyim diye trene binmiş. Ve işte o olay Burak'ın sonu oldu. Yani arkadaş sevgisi uğruna kaybettik. Ne tesadüftür ki benim oğlum Murat da 24 Aralık'ta doğdu. Yani Burak'la aralarında bir gün var. Ben Burak bu vefat ettiği zaman yurt dışındaydım. Eğitimimi yurt dışında yapıyordum. Tabii o zaman bana söylenmemişti ama ben hissetmiştim. Bu benim eğitim hayatımı da çok etkilemişti bu üzüntü. Bora çiftinin dünyası kararmıştı. Yaşam gayeleri, tek amaçları ve bir tanecik oğulları artık yoktu. Çalışmayı manasız bulan Bora çifti, bunalım içindeyken birden yüreklerinde bir ışık yandı. Ve oğulları adına bir okul yaptırarak oğullarını o okulda yaşatacaklardı. İşte böylece Burak Bora Anadolu Lisesi doğdu. Çalışma hayatımın en üst seviyesindeyken, o şokla artık çalışmayacağım, her şeyi terk edeceğim, hiçbir şey istemiyorum, hayatta yaşamaktan bile vazgeçmiştim. Gürbüz'de ikimiz şaşkındık ve tabii bitkindik. Ama şöyle bir karar verdik. Biz oğlumuz için çalışmıyor muyuz? Evet, çalışıyoruz. Peki şimdi gene oğlumuz için çalışacağız ve ona okul yapacağız. O okulda Burak'ımızın adını ve anısını yaşatacağız diye karar verdik. Gürbüz dedi ki ilkokulu yapalım. Peki dedim. Sonra dedik ki yok, ortaokul yapalım. O da olmadı. Gürbüz'de sohbet ederken. Ülkü dedi, bak herkes mezun oldu, liseyi hatırlar. Ortaokulu söylemez. Lise yapalım. Tamam, lise yapalım dedim. Burak Bora'yı kaybettikten 10 ay sonra, yani 25 Aralık 1986 tarihinde ona yaş günü hediyesi olarak okulumuzun temeli atıldı. Okul inşaatı devam ederken dedesi ve ondan da çok kısa bir süre sonra babası vefat ederek Burak'a kavuştular. Eşim Gürbüz Bora devlet tiyatrosu sanatçısıydı. O da sanatkardı. O da çok duygusal bir kişiydi. Hasta oldu ve tedavisi başladı. Kendisi Londra'daydı. Ben okulun temel atma töreninin 25 Aralık'ta olmasını arzu ettim. Ve Gürbüz'e de bu kemoterapi kadar iyi gelecekti. Çünkü o da okul yapımını son derece heves ediyordu. 25 Aralık 1986 tarihinde Burak'ın yaş gününde Burak'a doğum günü hediyesi olarak okulun temelini attık. Parası vardır, imkanı vardır, okul yaptırılır. Yapanlar da çok oldu.
biliyorum herkes okul yaptırdı, okula kendin yaptır kampanyası açıldı bir zamanlar. Çok katkıda bulunanlar oldu ama benim okulum başkadır. Çünkü neden? Ben onun her bir taşında gözyaşım ve emeğim vardır. Ve ben okula oğlumun sevgisini ektim. Orada sevgisini büyüttüm ve dağıttım. Evet, Burak'a duyduğum sevgi orada maddeselleşti. Bina oldu. Açılışında Kenan Evren geldi, konsey üyeleri geldi, Allah rahmet eylesin, Adnan Kahveci de vardı. Onun bende çok büyük anısı vardır, Adnan Kahveci'nin. Nur içinde yatsın. Bundan böyle her 25 Aralık Burak Bora ve Burak Bora Anadolu Lisesi'nin doğum günüdür.